Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün itibariyle tercih dönemi başladı. Artık herkes en doğru tercih listesini oluşturmak için kolları sıvamış olmalı. Bir önceki videomuzda tercih işlemleri hakkında konuşmuştuk ve önemli noktalara değinmiştik. İsterseniz öncelikle tercihlerle ilgili genel bilgileri bir hatırlayalım. Arkadaşlar, tercih işlemlerinizi 29 Temmuz'a kadar bitirmeniz gerekiyor. Sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından boş kalan kontenjanların doldurulması için İki tane nakil dönemi olacak. Birincisi 10-14 Ağustos arası, ikincisi ise 17-21 Ağustos tarihleri arasında olacak. Nakil dönemlerini kesinlikle takip edin. Bir denemekte fayda var. Daha iyi liseleri kazanma şansınız varsa bunu kesinlikle kullanın derim gençler. Evet gelelim tercih işlemlerine. Sevgili öğrenciler tercihlerinizi e-okul üzerinden yapacaksınız ve okula onaylatmanız gerekecek 3 aşamalı bir işlem var karşınızda. İlk aşamada ne yapacaksınız? Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercih yapacaksınız. Bu kısımda tercih yapmak zorunlu. 5 tane tercih hakkınız var. Ne demiştik? Tercihlerin 3 tanesi kayıt alanında yani adresinize yakın okullar olması gerekiyordu. En fazla 3 tane aynı okul türünden yazabiliyordunuz. LGS puanı ile alan lise tercih yapmak istemiyorsanız işiniz bu kadar. Tercihinizi tamamlayıp okulunuza onaylatabilirsiniz fakat merkezi sınavla yani LGS puanıyla öğrenci alan okul tercihi yapmak istiyorsanız ikinci aşamada ne yapıyorsunuz tercih işlemlerine devam ediyorsunuz. Burada 10 tane okul yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir tür sınırlaması yok. İster 10 tane okul yazın, ister birkaç tane yazıp bırakın tamamen size kalmış. Son aşamada ise karşınızda pansiyonlu okullar olacak. Bu kısımla alakalı da yine 5 tane tercih hakkınız var. İsteğe bağlı olarak tercih edebilirsiniz veya es geçebilirsiniz. Tamamdır. Zaten bir önceki videomuzda ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk. Seri bir şekilde tekrar etmiş olduk. Şimdi geçiyoruz tercih listesini oluşturmaya. Burası en önemli, en kritik noktadır arkadaşlar. Dikkatle dinliyorsunuz. Sizlere tavsiyem, tercihleriniz için bir not defteri oluşturun. Okullar hakkında bol bol bilgi toplayın ve tüm bilgileri kısa kısa not edin. Her lisenin resmi sitesi var arkadaşlar. Okulların telefonlarına buradan ulaşabilirsiniz. Okulları arayarak net bilgi alabilirsiniz. Aklınızdaki tüm soruları sorun. Özellikle liselerin üniversite kazandırma başarıları, imkanları, fiziki şartları çok önemli. Diğer bir önemli nokta ulaşım. Özellikle serviste gidecekseniz evinizin bulunduğu noktaya servis var mı diye net bir şekilde sorun. Okul evinize ters bir yerde bulunuyorsa ulaşım sorun olabilir arkadaşlar. Liselerin servisi olsa bile evinizin bulunduğu yerden öğrenci alıp almayacakları çok önemli. Mağduriyet yaşamamak için bu noktaların öğrenilmesi gerekiyor. Tüm arama tarama işlemleriniz ve topladığınız veriler ışığında liseleri yüzelik dilimlerine göre sıralayın ve değerlendirin. Özellikle son 2-3 yılın yüzeliklerini incelerseniz daha isabetli olabilir. Ayrıca e okul üzerinden de geçen yılın yüzeliklerini inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. e-okul adresine girin veya doğrudan tercih rehberi şeklinde aratabilirsiniz. Bakın burada hem yerel hem de merkezi sınav puanı ile yerleştirme kapsamında tercih rehberlerine ulaşabilirsiniz. Ne diyelim? Merkezi sınav puanı diyelim. Ardından karşınıza bu sayfa çıkacak. Üsttekine basabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiler sunuyor. Evet bu kısımda kendi bilgilerinizi girerek devam edebiliyorsunuz. İsterseniz de doğrudan liselerin yüzelik dilimlerini inceleyebiliyorsunuz. Mesela Anadolu liselerini inceleyelim. Ardından ili seçeceksiniz. İlimiz İstanbul olsun. İsterseniz ilçeleri ayrı ayrı incelersiniz. isterseniz de tümü diyebilirsiniz. Hemen alt kısımda yüzdelik aralığı var. Birazdan tek tek konuşacağız arkadaşlar. Hangi aralıktaki liseleri görmek istiyorsanız kendinize göre belirleyin. Şöyle aralığımızı belirleyelim. Tamamdır. Listele dediğinizde bu aralıktaki tüm liselerin geçen seneki yüzdelik dilimleri karşınıza çıkacaktır. Bu kısmı kullanarak rahatlıkla kendi tercih listenizi oluşturabilirsiniz. Yeni açılan liselerin yüzdelik dilimleri yok bakın. Bu liseleri de değerlendirmeyi unutmayın. Sürprizler olabilir arkadaşlar. Kısacası bu sayfada hem liselerin geçen seneki yüzdeliklerini hem de kontenjanlarını aynı anda inceleyebilirsiniz. Gayet pratik. İşinizi oldukça kolaylaştıracak. Evet, önümüzde yeterince zamanımız var. Hiç acele etmeye gerek yok. Tercih listenizi kağıt üzerinde oluşturun, son şeklini verin ve artık tamam diyorsanız e-okul üzerinden Tercih işlemlerinizi halledin ve okula onaylatmayı asla unutmayın. Hemen ilk günden bütün işleri halletmek zorunda değilsiniz. Tabii ki son güne de kalmamaya çalışın arkadaşlar ama bence en az 5-6 gün daha araştırma yapmanız isabetli olacaktır. Çünkü zaman içinde fikirleriniz değişebilir. Onaylattıktan sonra tercih değişimi birazcık zor oluyor. Bunun için uğraşmanız gerekecek. Hiç boşuna başınızı ağrıtmayın. Evet, verileri topladık. Peki listeyi oluştururken nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Değerli arkadaşlar buradaki en önemli nokta şu. Bilgi sahibi olmadığınız okulu asla listenize yazmayın. Yani şunu aklınızdan çıkarmayın. Tercih listenizdeki her okulu az ya da çok kazanma ihtimaliniz var. Sonuçlar açıklandığında ya ben bu okulu niye yazdım? Gitmek istemiyorum buraya demeyin. Tüm okulları pişman olmayacağınız şekilde kazandığınızda gideceğiniz şekilde belirleyin. Bildiğiniz gibi bu sene Puanlı liseler kapsamında 10 tane tercih hakkınız var. Gayet güzel. Dolayısıyla ilk sıralardaki birkaç tercihte risk alınabilir. Fakat burada açıkta kalmamak için yüksek ve zayıf ihtimal dengesini çok iyi korumanız gerekiyor. Hemen bir örnek üzerinde bunu inceleyelim. İlk sıradaki tercihe imkansıza kaçmadan uzak ihtimal bir lise yazabilirsiniz. Ardından iki tane de zayıf ihtimal lise patlatabilirsiniz. Evet, dananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Burası kritik arkadaşlar tercihlerinizde ağırlığınıza daha çok yakın ihtimal ve eşdeğer tercih diyebileceğimiz okullara verin. Tercih sayınıza göre bence en az yarısı bu ağırlıktaki okullardan oluşmalı. Ardından en az iki tane de garanti okul tercihi yazın. Hiç belli olmaz. Azıcık puanlarla liseler kaçabiliyor. Bu durumda kendinizi garantiye almanız oldukça önemli. Olayın mantığı bu şekilde. Kendi üzelik diliminize göre bu mantığı uygulayabilirsiniz. Beraber bir örnek yapalım. Mesela yüzdelik diliminiz 4,5 olsun. Bu durumda uzak ihtimal tercihinizi %1,5, zayıf ihtimalleri ise 1,9 ve 2,3 gibi liseler şeklinde belirleyebilirsiniz. Herkesin şehri ya da hedefleri farklı olabileceği için lise ismi yazmıyorum. Olayın mantığını kavramaya çalışın. Yakın ihtimaller önemli demiştik. %3,4 ve 3,7 olabilir mesela. Ardından kendi yüzdelerinize yakın eşdeğer dilime sahip liseler gelsin. %4,2, 4,6 ve 4,9 gibi liseler uygundur. En sona da %5,5 ve 7,8 gibi iki tane tercih yazdığınızda kafanız rahat olur. Tercihlerde kesin bir dil kullanmak zordur arkadaşlar. Bu yüzden çok temkinli olun ve gaza gelmeyin. Evet geçiyoruz diğer yüzdelik dilimler için tercih aralığı tavsiyelerimize. Kafanızda bir fikir olursun. Sevgili öğrenciler eğer uygun liseler varsa 10 hakkınızda kullanmakta fayda var. İlk sıradaki tercihinizde iyimser olun. Bakın sadece birinci sıraya mahsus olmak üzere biraz bol keseden atabilirsiniz. Yani sağlam bir lise yazabilirsiniz. Son sıradaki tercihinizi sigortanız gibi görün. Çok fazla risk almayın. %2 bandındaki öğrenciler ilk tercihlerinde %08'e kadar inebilirler. Son tercihlerde kesinlikle %4'e 5'e kadar çıkalım. %4.5'u ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk zaten. %8'e yakınsanız tercih aralığınızı %4 ile %11-12 şeklinde belirleyebilirsiniz. %11,5 için aralığı %6,5 ile %14-15 gibi oluşturmak mümkün. Bu yüzdelikten sonraki tercihlerde aralığı biraz daha geniş tutmakta fayda var. Bu bantta arkadaşlar yüzdelik dilimlerde büyük değişimler yaşanabiliyor. Hem olumlu hem de olumsuz yönde. %15'te iseniz ilk tercihte %9'a kadar inin. Fakat son tercihlerde %20'ye kadar çıkmak lazım. Aynı şekilde %20'lik dilimdeyseniz ilk tercihte %12'ye kadar inebilirsiniz. Sonuçta yalnızca bir tane bu şekilde lise yazacaksınız. Çok sorun olmaz. Şansınız denemekte fayda var. Son sıralarda ise %27'lere kadar gerilemek iyi olur arkadaşlar. Umarım işiniz son tercihe kalmaz. istediğiniz liseleri rahat rahat kazanırsınız. Daha düşük dilimlerde de yine bu mantığı kullanarak aralığınızı oluşturabilirsiniz. Sevgili öğrenciler bu kısmı odaklanın. Tercihlerin kritik öneme sahip olduğunu söylemiştik. Tercih sayfası açıldı diye hemen ilk günden bu işi bitirmeye çalışmayın. Okulları iyice araştırın ve emin olana kadar, listeye son şekli verene kadar iyice düşünün. Bakın yeterince süreniz var. Elinizdeki bu zaman dilimini iyice kullanın. Bence en az 5-6 gün daha araştırma yapın. Bu konuda arkadaşlar branş ve rehber öğretmenlerinizden kesinlikle destek alın. Ayrıca EBO üzerinden de online destek verileceği duyuruldu. Bunlar güzel imkanlar. Değerlendirmekte fayda var. Evet videomuzun sonuna geldik. Hepinize tercih döneminde kolaylıklar diliyorum. Umarım 10 Ağustos'ta sonuçlar açıklandığında hayal ettiğiniz liseye yerleşmiş olursunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.